Sevgili Filiket severler hepinize merhabalar. Ekranda görmüş olduğunuz modeli FreeCAD ile tasarlamış olacağız. Eğer SolidWorks, Katya, Inix gibi diğer CAD programlarını kullanıyorsanız bu uygulamayı gördüğünüzde büyük bir ihtimalle Loft örneği olduğunu düşüneceksiniz. Evet Loft gibi görünüyor ancak Swept'e doğru yönelen bir uygulama olarak lütfen düşünün. Bu uygulamada sizlere hem Loft'u göstermiş olacağım hem de Swept ile iki farklı profilde bir yolu takip ederek nasıl katılıma yapacağınızı göstermiş göstermiş olacağım. Teknik resimde ölçülerin olmadığını görüyorsunuz. Çünkü ölçüleri tamamen sallayarak yapacağım. Beni takip ederseniz zaten başarılı bir şekilde modeli hızlıca yapabileceksiniz. Evet, FreeCAD'e geldik, açtık. Öncelikle şuradaki start yazan yere gelip tıkladıktan sonra part design seçmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Yeni oluştur'a gelip tıkladıktan sonra cisim oluştur dediniz. Ardından sketch oluştur dedikten sonra uygun düzlemi seçtikten sonra okey dediniz. Tabi buraya kadar hızlı hızlı geçtiysem lütfen eski videoları izleyin. 13-14 video hazırladım bu uygulamadan önce. E orada tek tek yavaş yavaş anlattığım için arkadaşlar burada birazcık daha hızlı ilerleyebiliriz. İlk öncelikle dikdörtgen çizeceğiz. Bakın dikdörtgen komutunu görüyorsunuz. Ama yanındaki oka tıklarsanız merkezden dikdörtgeni zaten seçebilirsiniz. Geldim buraya tıkladım. Şöyle bir dikdörtgen yaptım. Bir tane daha yaptım. İşte iki tane yaptınız. Sağ klik yaptım. Şuranın ölçüsünü veriyoruz. Bunun ölçüsü 50 mm olsun arkadaşlar. Şu içeridekinin ölçüsünü de 45 mm olarak girdim. Şimdi istiyorum ki seninle seni birbirine eşit yapalım. İsterseniz gelip buraya tıklayarak bunları hemen eşit yapabilirsiniz. Ya da gelip işte şurada yapalım. İkisini seçtikten sonra E'ye basarsanız da yine birbirine eşit yapmanız mümkün. Aslında kare yaptık yani iç içe. Burayı yaptığınızda bir artık çizim moral alayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle modele gidip unsur bakacak olursanız bir skeci tamamlamış oldunuz. Tabi skeci tamamladınız yani çizimi tamamladınız ancak size bir skeç daha lazım çünkü diğer profilinizin dairesel olduğunu görüyorsunuz. O zaman hemen yeni firket ortamına gidelim ve şuna da dikkat edelim bu arada tekrardan açacağım zırt pırt döneceğim ama kusura bakmayın. Tabi buradaki profilin daha uzakta ve düzlem olarak da bakın şunu üstten çiziyor şunu da daha çok önden çiziyor değil mi sağ taraftan çiziyor. Neyse o zaman gelin teknik resmi açın hemen şöyle diyeceksiniz bir düzlem atamak zorundasınız yoksa tutup burada çizim derseniz o tutturamazsınız geldiniz yeni bir düzlem ata datum ata dediniz bakın düzlem buraya geldi ama tabii siz bu yönde çalışmayacaksınız object X, Z'ye basarsanız evet bu yönde istiyorum ben. Tabi Object, z, z de düzlemi de olur aslında. Çünkü tabi çalıştığınız e, dik, e, alttaki çizim e, kare olduğu için fark etmemiş olacak. Neyse biz X, Z'yi seçelim ve ardından da tabi ki bu düzlemi kullanacağız ama amacımız neydi? Yönü doğru, tabi yeri de doğru olsun değil mi? Geldim buraya 150, tap tuşuna bastığınızda bakın ne yaptı? düzleme atadı. Eğer yönünü değiştirmek isterseniz flip'e basarsanız da diğer tarafa atamış olursunuz arkadaşlar. Evet geldiniz okey'e bastınız. Şimdi şu düzleme tıklayıp skeç diyeceksiniz ve çizim yapacaksınız. Geldim buraya bir daire yapıyorum. Ardından bir daireyi daha oluşturuyorum. Sağ klik geldim şuradaki dairenin yarı çapını arkadaşlar 40 milimetre olarak giriyorum. İçerideki dairenin de yarı çapını hemen girelim. Bu arkadaşın yarı çapını da 32 milimetre olarak giriyorum. Tabi buranın daha çok kalın olduğunu görüyorsunuz değil mi? Diğerinde biraz daha azdı biliyorsunuz. Amacımız da o zaten. Hem profiller farklı hem de farklı kalınlıklarda takip etsin. Evet bunu çizdik ama tabi yerini de ayarlayalım. Bu noktayla şu nokta arasındaki uzaklığı verelim. Veremedik. Hemen tekrarlayalım. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi de 100 mm olarak girdik arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir çevirip göstereyim. Evet yaptım tam olarak buydu. Bunu da yaptınız tabi şimdi gireceksiniz çiziminizi El Elde var iki değil mi? Şöyle biraz çevirelim de görün. Şöyle. Bu arada şu düzleme isterseniz gizleyebilirsiniz. Seçtikten sonra space tuşuna basarsanız bunu da gizleyebilirsiniz. Şimdi amacımız nedir? Bu ikisini birbirine bir bağlayabilmek. Sonuçta şöyle yerisel bir form takip ediyor ya. Gelip şunu çizeceğim yani. Ölçüm ölçü yok sallıyorum. Siz de benim gibi çizin lütfen. Evet geldim yine sketch diyorum şu ortadaki düzlemi görecektir çünkü tam ortalarından geçiyor seçtikten sonraki eğri zaten karşınıza bu arkadaşlar geldi tabi bakın şuradaki daire şurada dikdörtgen nereden anlıyorum pardon şuradaki dikdörtgen alt taraftaki daire nereden anlıyoruz şöyle çevirsiniz görürsünüz ama yok illaki biraz daha anlayayım şöyle yönünü çevireyim falan derseniz de böyle de çizebilirsiniz fark etmez yani. Şurada spline komutunu görüyorsunuz. Gelip tıkladıktan sonra şuradan yakalama çalışacaksınız. çizeceksiniz ama yakalamayacak. Görüyor musunuz? Ya yani şu çizgiyi göremiyor. Sağ klik yapalım komuttan çıkalım. Çünkü neden? Şu kenara dönüştürmeniz icap edecek. Geldim kenara dönüştür komutuna girdim. Geldim şuraya tıkladım. Bakın noktayı dönüştürdüm. Ya da direkt çizgiye tıklarsınız. Çizgiyi de dönüştürür. Sağ klik yaptık. Şimdi spline komutuna gidelim. Bakalım buradan hop. Şimdi şöyle geldim. Şöyle yapsın. Ve şöyle devam etsin. Şimdi siz tabi diyeceksiniz ki e ee, spline yapmadı. Sağ klik yapın. Gördünüz mü? Onayladığınızda komut spline'i görürsünüz. Bir daha sağ klik yapın. Evet yaptı. Tabi isterseniz buradaki spline'i düzenlersiniz şöyle. Tamam mı? İstediğiniz gibi yaparsınız yani. Ya da isterseniz tabii ki de ölçüleriyle bunu sabitlemiş olursunuz. Görüyor musunuz? Bu arada tabi siz bunu hareket ettirdikçe spline eğrisinde şurada yer alıyor değil mi? Ona göre de uygun spline'ı size uygun spline'ı da oluşturabilirsiniz. Buradaki tarağı kullanarak. Bakın böyle. Şimdi bunu da yaptığımıza göre isterseniz gelip bunu da onaylayabilirsiniz. İki profiliniz hazır, yolunuz hazır. Artık geleceğiz. Bunları ne yapacağız? Katılayacağız arkadaşlar. Öncelikle doft komutunu gösterelim ama isterseniz siz yapmayın. Sadece izlemeniz yeterli. Bakın şurada 3. sırada loft'a girip tıkladığımda ilk olarak tabi ilk yaptığım skeci bir seçelim yani şunu. Okey dediniz ve sonrası diyor ki ikinci objeyi ikinci section'ı seçin yani ikinci çizim yaptık ya. Add section dediğinizde tabi mecburen gelip bunu seçeceksiniz. Seçtiğinizde hop ne yapıyor bakın buradan diğer tarafa doğru şöyle göstereyim bir katılama yapıyor. Katılama yapıyor ama şöyle gösterelim. Eğrisel yapmıyor. Şu yolu gösteremediniz. Evet, kalınlığı takip etti. Bakın şu ince inceden kalına doğru gitti ve profilinde daireselleştirdi. Güzel ama tabi yol olmasaydı bu işimizi görürdü. Dolayısıyla bu işimizi görmüyor şu anda. Tamam mı? Cancel diyebilirsiniz. Peki ne işimizi görecek? Hemen yanındaki arkadaş. Geldim buna tıkladım. Yine skeci gelip tıkladıktan sonra okey dediniz. Bakın bu sefer pet diyor. Yolu seç yani. Geldim burada add dedim. Ekleye tıkladıktan sonra yeri girip tıklarsanız bakın ne yapıyor. Güzelce sizin seçtiğiniz profil o yol boyunca katılıyor. Evet yaptı ama tabi bunu istemediğinizin farkındayım. Şunu da sonuçta buna doğru takip etmesini istiyorsunuz. Hemen en alttaki bakın şu komut. Geldim burada tıkladığınızda multi section yani Çoklu profili seç. Geldim tıkladıktan sonra diğer profilde seçerseniz arkadaşlar. Tabi add section dedikten sonra gelip bunu seçerseniz ne yapacak? Buradan şu yolu takip ederek katılımı yapacak. Bakın. Ve okey dediğinizde İstediğiniz modeli hızlıca oluşturdunuz sevgili dostlar. Evet modeli başarılı bir şekilde oluşturdu. Diğer yüzeyinde sanki iki surface gibi yaptı ama çok da dert etmeyin. Sonuçta ücretsiz bir yazılımdan aslında daha fazlasını veriyor. İstediğinizden daha fazlasını sunmuş oluyor. Şimdi isterseniz devam edelim. Şurada bir flash var değil mi? Şurada gösterelim hemen. Şu alttaki flash var. Alta doğru katılanıyor. Hemen ne yapıyoruz yine FreeCAD ortamına geçiyoruz. Şuraya geldikten sonra tıklayıp yine buraya bir çizim yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Karşımıza geldi. Şöyle tıklarsanız da direkt zaten karşınızda biliriz. Şimdi geliyorum buraya bir daire yapıştırıyoruz. Tıkladım merkezden. Şöyle bir daire yaptım. Hemen geldim bu dairenin ölçüsünü veriyoruz. Bu dairenin ölçüsünü 45 mm olarak verdim. Şimdi tabi bunu yaptık. İçeri de bir dikdörtgen yapacağız. Şu dikdörtgen ölçüsünü biliyoruz zaten ama geldim bakın tıkladım şöyle değil mi? Böyle yapacağız ama yakalamıyor değil mi? Görüyorsunuz. İsterseniz doğrudan ölçüsünü verebilirsiniz. Onun sonu yok ama eğer yakalamak istese, isteseydiniz tabii ki şuradan kenar dönüş tıkladıktan sonra gelip şunu tıklarsanız bakın artık köşeyi yakalayabilirsiniz. Geldim şu iki noktayı seçip bu ikisini çakıştırabiliriz yani. Tamam mı? Evet dairelerimizi oluşturalım. Geldim şurada bir dairem var. Şuraya da şuradaki daireyi de çizelim. Şuradan daha rahat göstereceğim. Şimdi isterseniz hatta şöyle yapalım da şurayı net görün. Geldim şu dairenin yarı çapını verelim. Bu dairenin yarı çapını 3 mm olarak hatta biraz daha büyütelim. Ölçü değiştirmek için çift tıklamanız yeterlidir. 4 mm olarak verdiniz. Bu noktayla şu iki nokta arasındaki uzaklığı da geldim. 35 mm olarak girdim. Aynı işlemi buraya yapacağım ama tabii bu ikisi birbirine eşit. Seçtikten sonra bunu E'ye bastım eşitlemiş oldum. Tık tık yaptınız efendim. Bu ikisi arasındaki ölçü de yine 35 milimetre olarak girdiniz. Şimdi isterseniz şu gördüğüm arkadaşı gelip şuranın etrafında aynı alayım. İkisini seçtik. Geldim tıkladıktan sonra bunu ne yapacağız? Hop tıklıyorsunuz aynalıyorsunuz. Aynalamanın en önemli şeyi öncelikle şunu aynalayacağım. Nereye göre aynalayacağım? Şu eksene göre aynalayacağım. Bunu tıkladığınız sonra gittiniz şuradan. Bakın burası aynalama komutu. Simetrik olarak yapıyor, aynalıyor. Evet, buradaki geometriniz de hazır olduğuna göre artık ne yapalım arkadaşlar? Artık isterseniz şöyle de gösterelim. Çiziminizi onaylayabilirsiniz ve onaylamanızın hemen ardından da artık şunu yapabiliriz değil mi? Şöyle gösterelim. Artık şunu yapabiliriz. Bir katılama yapabiliriz. Geldim buraya çıktıdım. Bakın hemen zaten yaptı. Yönünü görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz tabii ki de yönü ters çevirebilirsiniz ama ben zaten aşağı doğru yön vermek istiyorum. 10 milimetrelik bir yön vermişiz. Tabii isterseniz buradan siz bunu düşürebilirsiniz. 8 milimetrelik bir kalınlık verdik ve okeyledik. Evet şimdi isterseniz şurada bir radüsleme yaparak işi tamamlayalım. Onu yapabilmek için de yine gideceksiniz. Şöyle tıkladıktan sonra hemen radius komutunu görüyorsunuz. Tıkladınız. Buraya 1 milimetrelik radius yapıyor. isterseniz şöyle 2 milimetre yapabiliriz ve okeyledik arkadaşlar. Evet modelimiz bu kadar. İstersek tabii ki şurada bir radius yapabilirdik. Şuradaki çizgiler bazı arkadaşlar rahatsız etmiş. Bir, bir iki arkadaş sormuştu. İsterseniz onu şöyle yapabilirsiniz. Bakın şurada kullanmıştınız zaten. Gelip tıklarsınız. Bakın sketch açık. Tıkladıktan sonra space tuşuna basarsanız bunu da gizleyebilirsiniz. Eğer siz rahatsız ediyor ediyorsa öyle yapabilirsiniz yani. Eğer renk vermek isterseniz modele gelip şuraya bakın. Body'e tıkladıktan sonra sağ klik yapıp buradan rastgele renk diyebilirsiniz. Tıklarsınız buna da uygun bir rengi rastgele bir rengi atayabilirsiniz. Yok eğer ben buna gelip efendim şu tıklayıp kendi rengimi vermek istiyorum derseniz de buradan gelip yine renginizi verebiliyorsunuz. Tamam mı? Evet bunu da bahsettiğimize göre. Evet uygulamayı burada tamamlıyoruz. Beğenilerle ve yorumlarla desteğinizi hissettirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi günler.